çevirmişlerdi. O ön kapıdan dışarı çıktık. Çıktığımızda tabii bir benzin kokusu vardı. Ağır bir benzin kokusu vardı. Uçağın altından da hatta benzin sızıyordu, damlıyordu. Geçtiğimiz günlerde Samsun havalarına inmeye çalışan Şanlıurfa uçağı yoğun sis ve kar nedeniyle pistten çıkmış, facia ucuz atlatılmıştı. Kazayla ilgili incelemeler hala sürüyor. Pilotla kule arasındaki 12 saniyelik son konuşmada kazada pilota hatası olduğu yönünde ipuçları var. Edinilen bilgilere göre kule pilota havanın açmakta olduğunu bildirerek bir süre havada dolaşmasını istemiş, ancak pilotlar bu uyarıyı dikkate almadan inişe geçmişler. Samsun havaalanı ise kaza sonrası ulaşıma kapandı. Yetkililer havaalanının Samsun Çarşamba yolunda inşaatı devam eden yeni havaalanı açılana kadar kapatıldığını duyurdu. Şu anda inşası devam eden Samsun Çarşamba havaalanındayız. 32 milyon dolara mal olacak alanın önümüzdeki yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor. Yeni havaalanını yapan firma yetkilileri alanın planlanan süreden yaklaşık 6 ay önce teslim edileceğini söylüyor. İçinde bulunduğumuz yılın sonu gibi tüm inşaatı bitirmek, kalan 2-3 ay içerisinde de tüm elektronik donanımı tamamlayıp havaalanını uçuşa açmak niyetindeyiz. Öte yandan dün Samsun'a gelen sigorta yetkilileri savcı ve teknik ekiple birlikte noter huzurunda uçakta inceleme yaptı ve heyet uçağın hurdaya çıkmasına karar verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ise uçağı satın alarak kafeterya yapmak istediğini açıkladı. Samsun'da bu uçağı kafe olarak yine kullanabiliriz. Kaza sonrası ilk kez girilen uçak içinde ise kaza anında yaşanan dehşetin izleri açıkça görülüyor. Uçak kabini kazada yaralanan pilotların kan izleriyle dolu. Yolcuların bulunduğu bölümde ise yolcu koltukları birbirine girmiş. İçeride kalan yolcu eşyaları görevlilerce tek tek toplanıyor. Bu arada uçağın bazı bölümleri sökülerek dışarı çıkartılıyor. Erzurum ev tipi ve özel tip cezaevlerinde 261 tutuklunun başlattığı sürekli ve dönüşümlü açlık grevi son buldu sayın seyirciler. Hiçbir can